Sıradaki röportajımız sadece kadınları değil, erkekleri de yakından ilgilendiriyor. Birbirinden trend ve tarz tasarımlarını bizlerle buluşturan konuğumuz Ata Baykara ile modanın inceliklerine değindik. Bakalım kendisi bizlere neler anlatmış. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim. Sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Bahsederim. Ben tasarımcıyım aslında. Tasarım eğitimime İtalya'da başladım. Sonrasında tasarım haricinde yapmakta olduğum işleri yürütebilmem adına işletme ve yönetim eğitimleri de aldım. Eğitim almaya aslında her zaman devam ediyorum. Hiçbir zaman oldum demiyoruz. Oldum demeden devam ediyoruz. Girişimcilik ruhumuzun ölmemesi adına. Tasarımcılık haricinde aslında hep yaptığım şey aslında bir şeyler tasarlamak. Tasarlamak illa bir şeyler çizmek, etmek değil. Yaratmak, yaratıcılık gerektiren şeyler. Bu da İtalya'da yaşadığımız dönemden illa bir şeyler katmıştır. Dolayısıyla şu an burada da Türkiye'de de işte yabancı dil olarak İngilizce, İtalyanca biliyor olmamız bize katkı sağlıyor. Peki kendi tarzınızı oluşturmak, tasarımlarınızı yansıtmak nasıl bir duygu? Şimdi bir şey çizildiği zaman güzel, hoş, biz bakıyoruz, ofis görüyor. Hatta paylaştık, internet gördü. Ama insanların, sizi tanımayan insanların ürünlerinizi kullanması ve sizinle alakası olmadan gidip onu alması, ki ona para veriyor olması demek, onu para verecek kadar kıymet veriyor demek. Bunlar tabii ki keyifli şeyler. Çünkü iz bırakmak aslında. Yani amaç burada yine satış değil, yine satış değil. Aynı şeyi söylüyorum ama hani o kişinin onu alması, bir şeyle kendine yakıştırması, gidip böyle poz verip de fotoğraf çektirmesi, onun için de iyi hissetmesi. Aslında amacımız iyi hissettirmek. Aslında bildiğimiz gibi birçok ürünlerde çok fazla renk kullanıldığı zaman fazla öne çıkmıyor. Ama sizin ürünlerinizde farklı renklerle kaliteyi çok güzel yakalamışsınız. Bunu nasıl tarif edersiniz? Mesela renk açısından bu seçimi nasıl uydurabiliyorsunuz? Renklerin birbiriyle nasıl çalışacağını iyi bilmek gerekiyor. Bir de amaç anlatılacak şeye göre de rengi seçmek gerekiyor aslında. Çünkü her renk bir şey anlatıyor aslında. Her rengin farklı tonu, farklı mesaj verebiliyor, farklı bir işe yarayabiliyor. Bunu da biraz da bunu yaptıktan sonra üretim kısmına geldiğimiz zaman da birazcık kalite gerekiyor. Kaliteniz hakkında neler söylemek istersiniz peki? Ben yine her işte olduğu gibi kendim beğenmediğim, kendim kullanmayacağım hiçbir şeyi kesinlikle ve kesinlikle çevreme, aileme önce, sonra da insanlara, kullanıcılara kesinlikle gösteremem, buluşturamam. Son olarak ekran başında bizleri izleyen seyircilerimize neler söylersiniz? Neden sizleri tercih etmeliler? Bizleri tercih etmelilerle alakalı da bir şey aslında söylemeyeceğim. Şöyle, denemek lazım. Bir bakalım. Belki anlaşabiliriz. Dolayısıyla ne diyorum? Bence bir deneyin. Belki farklı bir şey olur. Birlikte başka bir yere gideriz. Farklı bir noktaya gideriz. Bir bakmak lazım diyorum. Fayda var diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben de çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Sizler de farklı olmayı tercih ediyorsanız marka kurucusu Ata Baykara'nın tasarımlarını daha yakından inceleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.